böbrek taşı tedavisindeki tedavi seçenekleri acil tedaviler ve daha sonra önleyici tedaviler olarak ikiye ayrılabilir. Acil tedaviler hastanın ağrısı durumunda tedavi seçeneğidir. Burada taşın kanalı tıkanmasına bağlı olarak hastada ağrı, kanama ve enfeksiyon durumlarında acil tedavidir. Daha sonraki önleyici tedavi taşı ortadan kaldırıldıktan sonra hastada taş oluşumunu engelleyici tedavi olarak belirleyebiliriz. O tedavi hasta taşını düşürdükten sonra tekrar oluşumunu engelleyici tedavidir. Burada medikal tedaviyle bunu genelde yapmaktayız. Hastaya 24 saatlik idrar, bazı biyokimyasal değerlerine bakılıp onlardaki eksiklik ve fazlalık durumuna göre bazı ilaçlar verilerek ve artı öneriler verilerek taşın tekrar oluşumu engellenir. İlk acil tedavide ise taşın bölgesel lokalizasyonuna göre farklı tedaviler vardır. Böbrekteki taşlarda, üst bölgesindeki böbreğin taşlarda, küçük boyutlarda, 1,5 cm'nin altındaki taşlarda taş kırma. Eğer taş kırma başarısız olursa flexible URS, o da başarısız olursa perküten nefrolitotomi dediğimiz dıştan parmak gibi bir kanalla endoskopik girilip taşın alınması yöntemidir. Bu tedavi yöntemleri taşın boyutuna, lokalizasyonuna göre değişir, artı hastaya göre de değişir. Tamamen hastanın değerlendirildikten sonraki durumuna göre tedavi belirlenir tipi. Artı diğer bir taş tipi de idrar kanalındaki üreterdeki taştır. Üreterdeki taşlarda zaten 4-5 milime kadar spontan kendiliğinden %90'ı düşer. Daha büyük taşlarda hasta dayanamıyorsa bir an önce tedavi yapılır. Burada da ESVL dediğimiz dıştan şok dalga tedavisi, onunla başarılı olmazsa endoskopik olarak kirilip taşın bulunduğu yerde lazerle parçalanıp kalan küçük kırıntıların alınıp hastanın rahatlatılması ve taşın ortadan kaldırılması tedavi şeklidir.